Anevrizmalar atar damarların genişlemesiyle karakterize bir tablodur. Özellikle vücudumuzda en sık genişleyen atar damar aorta atar damarıdır. Aorta vücudun en büyük atar damarı olup kalp ile karın arasında yer alır. Karındaki bölümün genişlemesi en sık karşılaşılan sorundur. Bu damar genişlediğinde çoğu kez hiçbir belirti vermez. Ta ki diğer nedenlerle bu durum teşhis edilinceye veya şişen bu damarın günübirinde patlayıncaya kadar. Eğer aorta anevrizması patlarsa, ki biz buna rüptür ismini veriyoruz, çok ciddi hayatı tehdit eden sonuçlar doğurabilir. Hastaların %80'ine yakında ölüm riski vardır. Bu çerçevede aorta anevrizmasının doğru bir şekilde teşhis edilmesi gerekir. Eğer hastalar, özellikle erkek olan hastalar, 50 yaşın üstünde sigara kullanmış olan hastalar bir kez ultrasonografi yapılırsa aorta anevrizması büyük oranda teşhis edilebilmektedir. Bunun yanı sıra aorta anevrizması teşhis edildiğinde tedavisi eskiye oranla büyük oranda kolaylaşmıştır. Eskiden yapılan büyük damar ameliyatları halen yapılabilmekle beraber oranı büyük oranda azalmıştır. Kasıklardan ilerletilen anjiyo benzeri bir yöntemle damarın içerisine stentler döşenerek bu damardaki genişleme tedavi edilebilmektedir. Anevrizma aynı zamanda bacak damarlarında da veya vücudun başka damarlarında da olabilir. Gene anjiyografik yöntemlerde başarıyla tedavi edilebilir ve önemli yan etkileri, önemli sorunlar bertaraf edilmiş olur.